Dünya Kalp Günü, Dünya Kalp Federasyonu ve üye kuruluşlar tarafından 29 Eylül 2000 yılından bu yana kutlanıyor. Bu kapsamda Dünya Kalp Günü dolayısıyla kardiyoloji uzmanı Doktor Sedat Köroğlu güne başlarken programına konuk oldu. Eylül 2000'den itibaren Dünya Sağlık Örgütü bünyesindeki Dünya Kalp Federasyonu ve üye kuruluşlar tarafından halk sağlığı amacıyla, bilgilendirme amacıyla düzenlenen bir gün. Özellikle kalp damar hastalıklarının zararlarını, toplum sağlığına verdiği zararları farkındalığını artırmak amacıyla düzenlenen bir gün. Programda kalp ve damar hastalıkları ve sağlığı koruyacak yöntemler konuşuldu. Evet, aslında kalp ve damar hastalıkları demek lazım. Birçok hastalık grubu var içinde, 7-8 tane sayabiliriz. Hipertansiyon, yani kan basıncı yüksekliği, kalp damar hastalığı, yani koroner kalp damarlarının tıkanmışı ya da halk arasında kalp krizi diye bilinen şekli. İnme ya da felç dediğimiz beyin damar hastalıkları, bacak damar hastalıkları, romatizmal kalp hastalıkları, kalp yetmezliği bunun içine giriyor. Son derece ölümcül seyreden hastalıklar bu grubun içinde. İstirahatte başlayan, sıkıştıran, sırta, kola, çeneye vuran bir göğüs ağrısı. Genelde tek noktayla işaret edemeyeceğimiz yaygın bir göğüs ağrısı. Beraberinde terleme, böyle huzursuzluk hissi. Bunlar genelde kalp krizi belirtileri ama bunların acil kliniklerimizde kalp grafileri ve kan tahlilleriyle teyit edilmesi gerekir. Kardiyolog Köroğlu, ülkemizde ölümlerin yaklaşık %40'ının kalp hastalıklarının oluşturduğunu belirtti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre konuşmak lazım. Dünyadan aslında bizde biraz daha yüksek. Tüm ölümlerin %40'ı kalp ve damar hastalığı kaynaklı. Evet. 2016 verilerine göre 160 bin insanımızı yaklaşık kalp ve damar hastalığı ve buna bağlı sebeplerden kaybetmişiz. Kanser çağımızın vebası olarak adlandırılıyor ama ülkemizde 2016 yılında sebep olduğu ölüm 80 bin. Yani bu açıdan bakacak olursak neredeyse iki katı ölüme sebep olmuş kalp damar hastalığı kansere kıyasla. Evet. Bu yüzden aslında belki de çağımızın vebası bu kalp damar hastalığı olarak değiştirilebilir. Köroğlu kalp ve damar hastalığını koruyacak yöntemlere de değindi. En önemli, az önce de bahsettim, en önemli değiştirilebilir risk faktörü sigara. Yani sigara kansere neden olduğu, kalp damar hastalığını başlangıcına ve seyrine çok olumsuz etki eden bir faktör. Sigara bırakma poliklinikleri var. Halk sağlığı bünyesinde, hastane bünyesinde buradan da destek alınabilir. Bunun dışında hareketsizlik, yani hareket etmek. Özellikle koruyucu eklenmiş gıdalara dikkat etmek lazım. Kalorisi yüksek gıdalara dikkat etmek lazım. İçeriklerini en azından bir okumak lazım. Artık ne de olsa bunlar ambalaja girdi. Bulunduğumuz bölgenin gıdalarını tüketmek daha mantıklı. Daha taze ulaşmak mantıklı. Ama genel önerilen, bilimsel öneri 6-8 saat derin uykunun kalp hastalığını azalttığı şeklinde bilgilerimiz var.